Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık ve değerlendirmek üzere Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi haftalar dilerim. Teşekkür ederim, iyi haftalar olsun. Ve bugün itibariyle artık en çok konuştuğumuz ve konuşmaya da devam edeceğimiz konulardan biri de elbette ki ekonomi olmaya devam edecek. Evet, yerel seçimleri geride bıraktık dedik ama sonuçları da tabii ki ekonomiyle çok çok alakalı. Nedir buradaki esas durum? Sizin tabloda gördükleriniz neler? Hemen sizden öğrenelim. Evet, yerel seçimler kavgasız gürültüsüz bitti. Bu iyi oldu. Dışarıda işte gürültü kirliliği falan derken artık bir seçim daha geldi, geçti. Yerel seçimleri önemsiyorum. Çünkü yerel seçimler genel seçimlerin kapısını açacak önemli bir seçimdi. Bir ay önce bu konuyla alakalı hem köşe yazılarımda hem de sosyal medya hesaplarımda düşüncelerimi paylaştım. Nitekim aynı düşüncemi koruyorum. Genel seçimlerin kapısının açıldığı bir süreç, her ne kadar dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasında böyle bir tarafa atıfta bulunmasa da bu ülkede biz her zaman erken seçim olmayacak söylemlerinin çok olduğunu, ancak erken seçimlerin çok olduğunu gördük. Daha oy verirken bile söyledi ya, sandık başındayken. Evet. İşte hem geçen sene hem de bu sene seçime gittik, çok yorulduk dedi. Herhalde evet. Bundan sonra bir seçim olmaz diye düşünürken erken seçim konuşulmaya başlandı bile. Evet, yani buyurun. Türkiye seçimleri seviyor ve dolayısıyla da siyasiler aslında bu hareketi içeride seviyor. Politikayla uğraşanlar bu hareketi seviyor. Dolayısıyla seçimler Türkiye'de artık vazgeçilmez oluyor. Ve dolayısıyla da yorulmaya devam edeceğiz. Benim beklentim bu yönde. Tartışmalar için daha erken. Yani daha ilk günden bunun tartışmasının yapılması biraz gereksiz görülse de görünen köyde kılavuz istemez yani. Bu genel seçimlerin daha erken alınacağıyla alakalı beklentim devam ediyor. Her ne kadar genel seçimler 2028 yılında beklense de benim kişisel öngörüm 2026 yılında. Yani burada sürpriz yok bu saatten sonra. İçeride kargaşanın olmayışı çok önemli. Genelde seçimin faturasını Mehmet Şimşek'e bağlayanlar oldu, Hazine Maliye Bakanı. İşi görevden alacağını falan. Sosyal medya biliyorsun böyle dedikodu kazanını çok sever. Biraz daha evet. Cıvık bir ortam olduğu için herkes kafasına göre konuşur yani. Türkiye'de herkes çok bildiği için. Ben böyle bir şey şahsen beklemiyorum. Yani daha geçen hafta televizyonlarda veya sosyal medya hesaplarında Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e güveninin tam olduğunu ifade etti. Dolayısıyla ekonomi yönetimi de zaten bugünden itibaren programda bir değişiklik olmayacağını ve ekonomi politikasının halen devam edeceğini, enflasyonu düşürmek için yine sıkı duruşa devam edeceklerini ve politikalarına sımsıkı sarılacaklarını ifade edecek. Hem Cevdet Yılmaz tarafından hem Mehmet Şimşek tarafından bu açıklamayı bu hafta sık sık duyacağız. Belki yine televizyon programlarında konuk olurlar. Burada yine söylemlerini yenilerler diye düşünüyorum. Sürpriz yok. Yani ekonomi yönetimi politikasında bir değişiklik yok. Ancak ben olmasını isterim şahsen. Daha önceki yayınlarımızda da sık sık... Kabinede bir değişiklik mi beklentiniz var yoksa? Yok, hayır. Yani ben sadece iletişim noktasına atıfta bulunmak istiyorum. Yani burada ciddi anlamda yeni ekonomi yönetiminin ben piyasayla barıştığını, piyasayla tekrar aynı düşünceleri paylaştığını, kamuoyuna temas ettiğini, halkla iç içe olduğunu şahsen düşünmüyorum. Hep böyle sosyal medyayla kaldılar, iletişimleri sınırlı kaldı. Ve halkta sosyal medyada iletişim kuran birini sevmiyor. Yani bu istediğiniz kadar bürokrat olun, istediğiniz kadar teknik olun. Türkiye'nin gerçeği bu. Türkiye, Türk insanı, Türk halkı karşısında birebir muhatap almayan bir sistemi sevmiyor. Sevmeyecekti. Yani bunu bir türlü anlayamıyorlar. Ha, diyebilirsiniz ki biz bürokrat tayfayız, biz sosyal medyadan işimizi yaparız ve gideriz modunda düşünceye sahip olabilirsin. Ama Türkiye öyle bir toplum değil yani. Türkiye toplumunu çok iddia edemiyorlar diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla hep sosyal medyadan mesajlarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla birebir iletişim olmadığı için de sosyal medya nereye çekerse o iş oraya gidiyor. Ve toplumu farklı yönlere çekmek, toplumu kandırmak, toplumun düşüncelerini değiştirmek çok basit sosyal medyada. Ve bu seçimlerin sonucu da
iletişim bozukluğundan kaynaklandı şahsen düşünüyorum ben. Yani bu seçimin sonuçları tamamen işte emekli maaşları, ekonomi vesaire. Ekonomi iyi ama yapılmaması gereken şeyler vardı. Aslında yani o yapılmaması gereken şeyleri hiç dokunmasalardı belki daha iyi olabilirdi onlar için. Ama mesela örnekliyorum, toplumun ticari taksilerle alakalı ciddi bir problemi var. Bunu bütün kamuoyu dillendirdi, haberler yapıldı, insanlar şikayet etti falan vesaire. Yok, yok, yok yani Sayın Cumhurbaşkanı taksi duraklarından çıkmadı. Örnek veriyorum. Bu bir ters tepkiye neden oldu. Şimdi insanlar cep telefonu almak için komşu ülkelere gitti. Uçaklarla, arabalarla orada kuyruklar oluştu. Bu çok kötü bir görüntüydü Türkiye için. Türkiye'nin karizması için. Bu yetmezmiş gibi 10 bin lira, 20 bin lira yaptılar. 20-30 bin lira yaptılar. Bu telefonları, kayıt ücretleri artmaya devam etti. Çok ilginç bir şekilde yani. Bunlar mesela olmaması gerekiyor. Tekrar enflasyonla alakalı ısrarla tarih vererek şu tarihte düşecek, bu tarihte düşecek, şu tarihte düşecek böyle söylemlerin kullanılması bana göre yanlış. Tarih vermeyeceksin çünkü Türkiye ekonomik anlamda, ciddi bir anlamda bu büyük deprem felaketiyle birlikte yara aldı. Ve bu yaraların toparlanması çok kolay da değil. Ve dolayısıyla ısrarla hem faiz noktasında inatçı olmak hem enflasyon tarih noktasında inatçı olmak bence iyi bir şey değildi. Ve dolayısıyla da bunun da karşılıkları var ekonomik olarak yorumlamak lazımsa. Diğer yanda sıkılaştırma politikası o kadar sıkı oldu ki hep bir şeylerin faturası vatandaşa mal edildi. Ya. Vatandaş hiçbir şey yapamaz, alamaz, evet, işte evet. Kımıldayamaz duruma geldi. Evet, yani burada dönemsel olarak baktığımız zaman da işte ekonomi yönetimi bürokrat takımını hiç taviz vermeden durdurdu. Hiç kusura bakmayın, şöyle olacak, böyle olacak. İyi de seçimler geliyor. Yani orayı pas geçtiler bence. Dolayısıyla ekonomi tarafında konuşulacak çok şeyler var ama değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Peki bundan sonra değişecek bir şey olacak mı? Bence bir şeyler olacak.